siyanat iyonunun mümkün olan 3 rezonans yapısı aşağıda gösterilmiştir. Formal yüklere bakarak bu 3 yapıdan hangisi tioyosiyanatın rezonans irbitine en çok katkıda bulunur. Aşağıda da bir tablo vermişler. Şu rezonans yapılarındaki çeşitli elementlerin Pauling ölçeğindeki elektronegatiflik değerlerini vermişler. Demişlerdi ki formal yüklere bakarak bu üç yapıdan hangisi Tiosianat'ın rezonans hibritine en çok katkıda bulunur. Belki bu ölçek bize faydalı olur. İsterseniz durdurup soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Şimdi gelin beraber bakalım. Bu rezonans yapılarından hangisi rezonans hibritine en çok katkıyı sağlar? Öncelikle tek tek atomların formal yükünün sıfıra olabildiğince yakın olan yapılarını bulmaya çalışacağız. Yazalım. Tek tek atomların formal yükü sıfıra olabildiğince yakın olmalı. Tüm iyonun yükünden değil, tek tek atomların formal yükünden bahsediyorum. Elektronegatiflik de burada önemli. Çünkü tek tek atomlardan negatif formal yükü olanlar var mı buna da bakacağız. Ayrıca bu negatif yükün ideal olarak en elektronegatif olan atomda olması lazım. Yazalım. Negatif formal yükler ideal olarak en elektronegatif atomlar üzerinde olmalı. Bu iki ilkeye bakarak bu rezonans yapılarından hangisinin bu ideal duruma yaklaştığını bulalım. Gelin önce bu yapılardan her birinin atomlarının formal yüklerini hesaplayalım. Şöyle yapıyoruz. Bu elementlerin serbest ve nötr atom versiyonlarını düşünüyoruz. Böyle olsaydı kaç tane değerlik elektronları olurdu ona bakacağız. Değerlik elektronları anlamında D nokta e yazalım. Periyodik tablodan bakabilirsiniz ya da ezberinizde olabilir. Karbonun 4 değerlik elektronu var. Toplamda 6 ama ikinci kabukta 4. Azotun toplamda 7, ama dış kabukta 5 elektronu var. Kükürtünde 6. Şu atomların formal yükünü hesaplarken, önce nötr kükürtün değerlik elektron sayısını yazalım. Neydi? 6. Peki, kükürtün etrafında olan dıştaki elektronlar kaç tane? Bu Lewis yapısında dıştaki elektronları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Nötr kükürtteki 6 elektrona karşılık bunda 5 var. Bir elektron daha az olduğuna göre formal yükü artı 1 şeklinde yazabiliriz. Veya normalde 6 olan elektron sayısından yapıda gördüğümüz 5 elektronu çıkarırsak elimizde artı 1 kalır. Aynı alıştırmayı karbon için de yapalım. Karbonun normalde dörtgen 4 dört değerlik elektronu var. Bu yapıda ise etrafında yine 4 elektron var. Nötr karbonla aynı. 4 eksi 4'ten 0 formal yük çıkar. Azotta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektron var. Nötr azotta bu sayı 5'ti. O zaman 5 eksi 7'den eksi 2 çıkar. Burada elektron sayısı 2 fazlaydı zaten. O yüzden eksi 2 diyoruz. Şu rezonans yapısına geçelim mi? Kükürtte 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron var nötr kükürtün değerlik elektron sayısıyla aynı. O zaman burada formal yük 6-6'dan 0. Karbonda 4 elektron var. Nötr karbonla aynı. 4-4'ten formal yük 0. Azotta ise dış kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron var. Nötr azotta tipik olarak 5 elektron olduğu için 5-6'dan eksi 1 formal yük çıkar. Son yapımıza gelelim. Kükürtte dış kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektron var. Nötr kükürtte normalde 6 elektron olur. 6-7'den formal yük eksi 1 çıkar. Yani bu yapıda kükürtte fazladan 1 elektron varmış. Karbonda 4 elektron var. Normal karbonda da 4 olduğu için burada formal yük yok. Azotta 1, 2, 3, 4, 5 elektron var nötr azotta da 5 elektron var. 5 beş 5'ten formal yük 0 çıkar. Bu üç yapının da atomlarındaki formal yüklere baktık. Şimdi bakalım bu iki ilkeye hangi yapı en çok uyuyor? Tek tek atomların formal yükü 0'a olabildiğince yakın olmalı. İlk yapıda 2 tane atomun formal yükü 0 değil. Hatta azotunki 0'dan çok farklı. Ama diğer iki yapıda formal yükü 0 olmayan sadece birer atom var. İlk ilkeye göre bu iki yapı rezonans hibritine en soldaki yapıdan daha fazla katkıda bulunuyor. O yüzden soldaki yapının üzerine çiziyorum. İkinci ilkemiz neydi? Negatif formal yükler ideal olarak en elektronegatif atomlar üzerinde olmalı. Bu yapıda yani ikinci yapımızda negatif formal yük azot üzerinde. Üçüncü yapıda ise negatif formal yük kükürtte. Tabloya bakarsak azot kükürtten daha elektronegatif. O zaman ikinci rezonans yapısında negatif formal yük elektronegatiflik değeri daha fazla olan atomun üzerinde. Çünkü azot kükürtten daha elektronegatif. O zaman ikinci rezonans yapısı tiyosiyanatın rezonans bitine daha fazla katkıda bulunur.